Diyenlerinin yaşlarını A ile B olarak kabul edelim. Mustafa'nın yaşı bu A ile B'nin toplamının 3 katına eşitmiş. A ile B'nin toplamının 3 katına veya farkının 7 katına eşitmiş. Yani A eksi B'nin 7 katına eşitmiş. Tabi biz burada A'yı B'den büyük kabul etmiş oluyoruz. O zaman 3A artı 3B eşittir 7A eksi 7B. Yani 10B eşittir 4A e, burada sorulan oran olduğu için değerler keyfi seçilebilir. Mesela B'yi 2 aldığımızda A da 5 olabilir. Yani sorulan oran 2 bölü 5 ya da 5 bölü 2'dir. Doğru cevap D seçeneğidir. Değeri 3 bölü 5 olan kesri. Biz 3K bölü 5K olarak söyleriz. Payından A çıkaralım. 3K'nın payından A çıkardık. Paydasına A ekleyelim. 5K'ya da A ekledik. Değeri 1 bölü 2 oldu. 1 bölü 2. İçler dışlar 6K eksi 2A eşittir 5K artı A. Yani buradan K eşittir ne buluruz? 3A buluruz. O zaman ilk kesirimiz 9A bölü e, K yerine 3A yazdım. 15A şeklindedir. Payına A ekleyip şimdi sorularını bulmaya çalışıyorum. Payına A ekledim. Paydasından A çıkardım. Yani 15 A'dan A çıkardım. Bu da 10 A bölü 14 A olacaktır. A çarpanlarını hemen sadeleştirip 2 ile de tekrar sadeleştirirsem 5 bölü 7'ye ulaşırım. Doğru cevap B seçeneğidir. Şurada geçen yarısı sözü de 1 bölü 2 demek ya. O zaman kitaptaki soru sayısını paydaların çarpımından 16x seçersem işlem kolaylığı yapmış olacağım. Kitaptaki Soru sayısını 16x seçtim. Peki bunun 5 bölü 8'i ne olacaktır? 5 bölü 8'i 16x'i 5 ile çarpıp 8'e böldüm ve 10x buldum. Tamam. Şimdi Melis'in çözdüğü soru sayısına m dersek, 90 soru daha çözerse e, kitaptaki soruların tamamının 5 bölü 8'ini yani 10x'i e, çözmüş oluyor. Peki Hande diyor ki, Hande diyor ki, ben de e, çözdüklerime 36 ekleyecek olursam Kitaptaki soruların yarısını yani 8x'i çözmüş oluyorum. İkimiz de aynı sayıda soru çözmüşüz sonucuna varıyor Melis. Yani biz diyebiliriz ki m ile h birbirine eşit. O zaman taraf tarafa çıkardığımda şunlar sadeleşir diye düşünebilirim. 54 eşittir 2x'ten x'i 27 bulurum. İstediğim bir denklemde x yerine 27 yazayım. Ben e, şunu da yazmayı tercih edeceğim. h artı 36 eşittir 8 çarpı 27. 8 çarpı 27'nin sonucu da 216 olacaktır sanıyorum. 216. Dolayısıyla buradan H'yi yani Hande'nin çözdüğü sayıyı kaç buluruz? 180 buluruz. Kitaptaki soruların kaçta kaçını çözmüştür? Kitaptaki soru sayısı neydi? 16x. Hande'nin çözdüğü neydi? 180. O zaman bu 180 bölü 16 çarpı 27. 180 16 ile sadeleşir mi? 4'e bölelim 45 ve 4'e bölelim 4. Şu anki haliyle ne oldu? 45 bölü 4 çarpı 27 oldu. Bu aşamada da 9'a sadeleştirebiliriz. Burası 5, burası 3 olacaktır. Yani sonuç 5 bölü 12 bulunur. Doğru cevap C seçeneğidir. Ayten'in doğum yılı Canan'ın doğum yılından büyük. Demek ki yaşı Canan'dan küçük olacak. Yine Ayten'in doğum yılı Büşra'nın doğum yılından küçük. O zaman yaşı daha büyük demektir Büşra'dan. Diyor ki 3 arkadaşın yaşları toplamı en fazla kaçtır? Biz C'ye yani Canan'a şu koşula uyacak şekilde en fazla kaç yazabiliriz? 25. Peki Ayten'e bu koşula uyacak şekilde ne yazabiliriz? Normalde 28 yazarız ama e, buradaki koşul da sağlaması lazım. O zaman 24 diyebiliriz. Daha da büyük diyemiyoruz. Ve sırada Büşra var. Bu koşulu ve şu koşulu sağlayacak şekilde en fazla 23 yazabiliriz. Bu durumda bunların toplamı da en büyük değere ulaşmış olur. Doğru cevap D seçeneğidir. İki köy arası mesafeyi soruda geçen paydaların çarpımından 32x seçersem işlemim kolay olacaktır. Kesirlerle uğraşmak zorunda kalmam. Peki 5 bölü 8'i ne olur bunun? 32x çarpı 5 bölü 8'den 20x olur. Mola yerinden sonra 150 metre daha yürürse yani şuradan 150 metre daha yürürse işte bu 20 xe gitmiş oluyormuş tamam mı? Yani şuranın karşılığı 20x olacak. Yine bu moladan sonra yürüdüğünün 1 bölü 4'ü kadar yürürse o zaman yürümüş olduğuna da 4y diyelim. Buradan sonra y kadar daha yürürse y kadar daha yürürse 3 bölü 4'ünü yürümüş oluyor. Bu da 32x'in 3 bölü 4'ünden 24x olacaktır. Yani o zaman işte şu ikisinin arasında da ne var? 4x var diyelim mi? Çünkü 20x buradaydı. 4x de burada. Toplam 24x olacaktır. Şunu kolaylıkla söyleyebiliriz ki 4y ile y'nin toplamı 24x'i verir. 4y artı y eşittir 24x. Yani 5y eşittir 24x diyebiliriz. Bir de şu y'den 150'yi çıkardığımızda 4x'e ulaşmalıyız y eksi 4x eşittir 150. Yukarıdaki eşitlikten şu 24k seçilirse, şu da 5k olacaktır. O zaman 24'ten 20'yi çıkarttık. 4k eşittir 150. x de 5k idi ya, o zaman şurası 32 çarpı 5k. Yani 4 çarpı 8 çarpı, e şöyle diyeyim mi? 4k çarpı diyeyim. 4k çarpı 8 çarpı 5 diyeyim. 4k'nın yerine 150'yi yazıyorum. 4K'nın yerine 150 yazıyorum. 40 ile çarpınca bunun karşılığını 6000 metre olarak buluyorum. 6000 metre kaç kilometredir diye söyleyince evet bunu bir daha yazayım. 6000 metre bunun da 6 kilometre olacağı açık. Doğru cevap A seçeneğidir. Yaptığı maç sayısını soruda geçen paydaların çarpımından 12x olarak seçecek olursam bu 12x'in galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sayılarını sizinle birlikte yazalım. 3 bölü 4'ünde galip gelmişse 12x çarpı 3 bölü 4 diyeceğiz. Bu da 9x olacak yani galibiyet sayısı belli. Kalan maç sayısı ne oldu? 9x'i çıkardığımızda 3x oldu. Bunun 2 bölü 3'ünü kaybettiyse 3x'in 2 bölü 3'ünü söyleriz. Yani 2x olur. Mağlubiyet sayısı da 2x. Toplamı 12 xe tamamlayacak şekilde beraberliğe de x kalır. Ve burada 3 maçta berabere kaldığı söyleniyorsa aslında x'in değeri bize verildi demektir. Şunun karşılığı 27. Bununki 3, bununki de 6 olacaktır. Galip gelene 3 puan. O zaman şuradan 81 puan aldı. berabere kalan takım 1 puan. Demek ki şuradan da 3 puan aldı. Kaybeden takım puan alamamaktadır. Yani buradan puan alamıyor. O zaman toplamda 84 puan almıştır. Doğru cevap C seçeneğidir. Kitaptaki soru sayısını soruda geçen paydaların çarpımından 36x olarak seçersem işlemlerim çok kolay olacaktır. 1 bölü 6'sı 6x olur. Kalanı 30x oldu. Kalanın 2 bölü 3'ü ne olacaktır? 30x'in 2 bölü 3'ü 20x olacaktır. Sonra kalan ne oldu? Şimdi bakın 30x'in 20x'i gitti. O zaman kalan 10x'tir. Bunun 1 bölü 2'si yani yarısı da 5x olacaktır. O zaman çözdüğü soru sayısı kaç oldu? Bakın şöyle yeşille gösterelim. İlk hafta 6x çözdü. Sonra 20x çözdü. 20x. Sonra da 5x çözdü. Çözdüğü bunlar. 5x çözdü. O zaman tüm soru sayısından bunu çıkardığımda 70 soru kaldığını görüyoruz. 70 soru kaldığını görüyoruz. Şuranın karşılığı 31. 36'dan çıkarırsam 5x eşittir 70, yani x eşittir 14 bulurum. Kitabında kaç soru vardır? 36 çarpı 14'ten sonucu 504 bulurum. Doğru cevap E seçeneğidir. 2010 yılında Anne, Baba ve bir çocuktan oluşan bu ailenin 2017'deki ortalaması, 2017'deki ortalaması, bakın 2010 yılında ortalama 30sa, 2017'de 30 artı 7'den 37 olurdu. Eğer çocuk dünyaya gelmeseydi. Buna göre, 2017'deki toplamda, 2017'deki toplamda kaç olurdu? Ortalamayı fert sayısı ile çarpardık, 111 olurdu, 111 olurdu. Ancak 2017'ye geldiğimizde bu 111'e, 111'e e, yaşı x olan en küçük çocuk katıldı. Dolayısıyla fert sayısı da 4 oldu. Bu ortalamanın karşılığı da 29 oldu eşittir 29. Buradan 111 artı x eşittir e, 116. Dolayısıyla x eşittir kaç olacaktır? 5 olacaktır. 2017 yılında 5 yaşında olan çocuk, 5 yaşında olan olan, 2017 2017 eksi 5'ten 2012'de doğmuştur diyebiliriz. 2012'de doğmuştur. Doğru cevap B seçeneğidir. Şu anki yaşı AB ise 7 yıl sonra annenin yaşı AB artı 7 olacaktır. Çocukların yaşları toplamı da A artı B artı her biri 7 artacak ya 14 artacaktır. Diyor ki birinci ikincinin iki katı. Yani bunu diğerinin iki katına ne yapmamız lazım? Eşitlememiz lazım. Peki düzenliyorum. AB artı 7 eşittir. 2A artı 2B artı 28. Şu 10A artı B diye çözümlenir. O zaman 8A eşittir. 8A eşittir. B artı 21 yazabilirim. 8A eşittir. B artı 21. Bu eşitliği sağlayan rakam değerleri 3'e 3'ten başkası olamaz. Dolayısıyla çocuklar ikizdir yargısına doğru diyorum. A ve B iki farklı değer alabilir. Hayır ben bir değer buldum. Dolayısıyla toplamda tek değer alacaktır. O da 6 olacaktır. Buna doğru diyemedim. Annenin yaşı çocuklardan herhangi birinin bugünkü yaşının tam katıdır demiş. Şimdi bu durumda A B ne olacaktır? 33. 33 3'e tam bölünür mü? Evet 11 katı diyebiliriz. Yani burada söylenen de doğrudur. Doğru cevap E seçeneğidir. 2 bölü 3'ünü kolay söyleyelim diye berfinin parasını 3x aldım. 2 bölü 3'ü 2x kalan parası da x olacaktır. Şimdi şu 2x ile 3 kalem 4 silgi aldı. 2x eşittir. 3 kalem 4 silgi. Peki şuradaki x ile ne aldı? 2 kalem 1 silgi. x eşittir 1 kalem e, yanlış söyledim. 2 kalem 1 silgi. 1 silgi. Kalemle silginin fiyatı arasındaki alakalar sorulmuşluklarda, öncüllerde. Bu yüzden x'ten kurtulabilme adına birbirine oranlıyorum. 2 eşittir. 2 eşittir. 3k artı 4s bölü 2k artı s dedim. İçler dışlar çarpımı yaptım. 4k artı 2s. 3k artı 4s'ye eşit. Yani 2s eşittir. k yazabiliriz. Ee, kalem silginin 2 katıdır. Evet kalem silginin 2 katı doğru. Berfin parasının tamamıyla. Parasının tamamı neydi? 3x. 3x ile 15 silgi alabilir mi? Yeşille yuvarlak içine aldığım yıldızı şurada yazacak olursam x'i 5 silgi olarak bulabiliyorum. O zaman şunun adı da 15 silgi olacaktır. Yani 15 silgi alabilir. Yargısı da doğrudur. Öyleyse parasının tamamını 14s artı s diye söylediğimde yine e, şu bir yıldız daha koyayım maviyle. Bu bilgiden hareketle k 2 tane silgiye eşitse şuranın 7k olacağını söyleyebilir miyim? Evet. Dolayısıyla 7 yani 7 tane kalem alabilir ama şununla artık kalem alamaz. Yani en fazla 7 kalem alır yargısı da doğru olur. Doğru cevap E seçeneğidir.